Merhabalar Best Borsa kanalına hoş geldiniz. Biraz yoğunluktan dolayı daha içerik dolu videolarımıza fazla ağırlık veremedik şimdi işlerdeki yoğunluğun biraz azalmasıyla sizin için e, temettü döneminin de yaklaşmasıyla ve birçok kişinin beklediği e, sizlerin de talebi olmuştu bu konuda. Temettü hisseleri videomuzu hazırladık. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, yorumlarınızı görüşlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Burada tabi garanti yatırımın, hak yatırımın ve iş yatırımın da e, görüşlerini aldık. Hatta Temettü temettühisseleri.com'dan da e, tahminleri aldık ve bizim de tahminlerimizi ekledik. E, sektör bazlı benim açıkçası en potansiyel yüksek temettü verimi olan ya da işte büyüme ve temettüyü aynı anda götüren şirketleri sizin için seçmeye çalıştım. Yaklaşık 10 tane bir temettü hissesi seçtik ve bu hisseler aynı zamanda temettü emekliliği için de e, tabi ilerleyen zamanlarda değerlendirilebilecek şirketler. Belki 5 sene 10 sene gerçekten bu temettülerle yatırım yaptığınızda da Size finansal özgürlük sağlama yolunda destek olabilecek şirketler aynı zamanda da bugün aldığım bir haberle de bir bonus ekledim bir tane temettü haberi geldi onunla da beraber bonus ekledim sırayla hem hisselere bakacağız hem de son böyle çeyrekteki karları açıklamışlarsa ona bakacağız sırayla temettü hisselerimize başlayalım. Evet ilk sırada İşmen var bir aracı kurum sektör olarak İşmen gerçekten çok başarılı bir performans sergiliyor. Daha önceden e, ortalama verimi son 3 senede %11.3'tü ve iş yatırımında e, bu sene tabi bu iş yatırımın tahmini daha önceki zamanlarda olduğu için biraz yüksekte kalmış anladığım kadarıyla. Belki biraz daha prim yapmadan önce bir tahminiydi. %14.5 bir temettü verimi tahmin etmiş. iş yatırım e, temettü hisseleri de 1.10 lira temettü tahmin yapmış ve %5.8 ile bir temettü verimi tahmin etmiş. Ben de biraz bunun aslında aşağısında olacağını düşünüyorum. 5.2 verimlilikle 1 lira gibi bir temettü bekliyorum açıkçası. Bu tabi net hali biraz daha belki düşecektir stopajla beraber. Yani ama o aralıklarda 5 ile 6 arasında belki bir temettü verimi gelebilir diye düşünüyorum. E, i̇şmen çok iyi büyüyor aynı zamanda ve istikrarlı bir şekilde de burada gördüğünüz üzere ortalama verimde yüksek. İstikrarlı bir şekilde de temettü veriyor. Yüksek temettü veriyor. Yani bu sene aslında belki %5.2 olmasının sebebi aslında prim yaptığı için büyümesinden kaynaklı. Biraz temettü verimi düşüyor ama yani diyorum mesela bu sene aldınız. Bu büyümeler devam ettiği takdirde prim yapmaya devam ettiği takdirde yine %5 verim olsa da siz maliyetinizden aslında hesaplamanız gerekiyor temettü veriminizi. Belki de maliyetiniz 10 liradır. O zaman 1 lira sizin temettü veriminiz aslında biraz daha %10 civarındadır. Orada biraz o dengeyi iyi oluşturmak gerekiyor. O hesabı yapmak gerekiyor. İşverenin şöyle hızlıca bakmak istersek de son çeyrekte karı 338 milyon. Gördüğünüz üzere bu sene güzel büyüyen bir çeyrek karları oldu. Ve bu karları da güzel bir şekilde yatırımcılarına dağıtacağını düşünüyorum. Evet ikinci sırada benim açıkçası gerçekten beğendiğim bir şirket var. Ak Sigorta. Ee, bir şirket için evet büyümeler önemli ama aktif karlılık, nakit akışı da çok önemli. Ee, sigorta şirketleri bunun için bir e, kaynak gerçekten. Ve o yüzden ben temettü hisselerine Ak da eklemek istedim. Ortalama verimi %11.2. Garanti yatırım %8.6 verimlilik tahmin etmiş. İş yatırım %7.1. Temettü hisseleri 0.92 kuruş tahmin etmiş ve %9.5 tahmin etmiş verimini de. Ben de yaklaşık 0.80 kuruş civarlarında olacağını düşünüyorum temettinin. yüzde %8.3 verimlik olabilir diye düşünüyorum. Şimdi çok büyüme göstermiyor açıkçası Aksigorta. Özellikle son iki çeyrek süper gelmedi diyebiliriz ama şöyle bir şey var Aksigorta ortalama verim anlamında ve istikrar anlamında gerçekten başarılı. Yani siz şöyle düşünün şu %8 bile yapsa bunu 3 sene tuttuğunuz takdirde ve ufak ufak da olsa büyümeler yapsa bu arada yani yıllık net karda büyüme var ortanın ama hani çeyrek bazlarda bazen düşükler olabiliyor. Bu ufak ufak büyüse ve sana zaten 8-10 arası bir temettü verse 200 senede gerçekten çok iyi kazandırmış oluyor. Sen bu temettülerle de tekrar hisse alırsan. Aktif karlılık çok ayrı bir şey gerçekten. O yüzden ak sigortayı ben burada kesinlikle bu ak sigorta bence temettü hisseler arasında gerçekten benim için değerli bir yere sahip. Tabi herkesin bakış açısı farklı. Buradaki anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir ama sigorta sektörü bugün dünya ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın bile çok sevdiği ve daha önce bu yatırımlardan çok büyük para kazandığı bir sektör. O yüzden ikinci sıraya ak sigortayı koyuyorum. Burada ak sigortanın karlarına bakarsak da son iki çeyrekte 85 ve 87 milyon civarlarında bir kar açıkladı ve ondan önceki çeyrekte çok süper bir kar açıklamıştı 169 milyon. Burada baktığımızda net karın aslında 366 milyondan 432 milyona çıktığını görüyoruz. Ve kasada 2 milyar 270 milyon para var. Yani doların da düşmesi aslında ak sigortaya yarıyor aynı zamanda. Çünkü TL bazlı kaynakları var. TL bazlı birikimleri var sigorta şirketlerinin. O yüzden ak sigortayı da ikinci sıraya koydum. Üçüncü sırada yine bir sigorta şirketi aslında emeklilik şirketi de diyebiliriz. Hem sigorta hem emeklilik. Biliyorsunuz Anadolu Hayat, Anadolu Hayat Emeklilik Türkiye'nin şu an en büyük bireysel emeklilik sistemi hacmine sahip şirketlerden biri. E, o da gerçekten e, büyümelere ufak ama istikrarı çok iyi olan, ortalama verimi de %7.2 olan 3 senede e, bir şirket. İş yatırımın bu sene %4.2'lik bir temettü verimi tahmini olmuş. Temettü hisselerinin de 0.69 kuruşla %6.7 bir temettü tahmini olmuş. Ben biraz iyimser bakıyorum belki tabii yanılabiliriz yani bu rakamlarda ama ben 0.85 liralara çıkabileceğini düşünüyorum Anadolu hayatın. %8.2 verimlilik bekliyorum açıkçası. Bakalım göreceğiz. Son bilançoya da şöyle bakalım. Evet son bilançoda da 136 milyonluk bir kar var. Gördüğünüz üzere geçtiğimiz seneye göre şöyle geçtiğimiz sene şu dörtlü dersek son senede de şu dörtlü çok ciddi bir artış var. Yani 360 milyondan 526 milyona çıkan bir kar artışı var. Net kar artışı var. Kasadaki para biraz azalmış aslında üçüncü çeyreğe göre. Ama gerçekten iyi bir getirisi olan, gerçekten karını iyi bir şekilde büyütmüş bir şirket. Ee, o yüzden bu karını büyütmesiyle ben de temettü miktarında ciddi artış sağlayabileceğini düşünüyorum. Tabi göreceğiz yani yönetim ne karar verecek vesaire ama bence Anadolu Hayat'ta bu temettü hisseleri dediğimizde istikrarıyla Aktif karlılığı ile aksik ortadaki gibi e, kesinlikle temettü hisseleri arasında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Evet dördüncü hissemiz çok büyük bir şirket biliyorsunuz Ereğli Çelik. Şimdi genelde ben temettü hisselerini de farklı sektörlerden oluşturmayı mantıklı buluyorum. Çünkü her sektörün farklı değişkenleri olabiliyor. E, demirçelik sektöründen de açıkçası Ereğli şu an e, ben potansiyelli gördüm. Hem büyümeleri fena değil hem iç pazardaki büyümesi iyi. Şimdi pandemi bitişinde de dış pazarda da hareketlilik olacağını düşünüyorum. Normalde ortalama verim %5 civarlarında. Garanti yatırımın bu sene %6.1 temettü verim tahmini var. Ak yatırımı %6.6, iş yatırımı %6.2, temettü hisseleri bir %1.8 ve 0.20.26 kuruş e, öngörmüş. Ben 0.60 kuruş civarlarında olabileceğini düşünüyorum temettünün. Eee Erel'de %4 verimliliğe denk geliyor. Orada o da Ereli burada hem büyüme hem istikrar konusunda başarılı. Dördüncü çeyrek bilançosu gelmedi fakat daha öncelerde zaten daha yüksek karlar açıklamıştı ve daha yüksek temettüler vermişti. Net karı yani neredeyse yarı yarıya düştü. Tabii bu çeyrek gerçekten daha iyi bir beklenti var. Eğer bu çeyrek iyi bir beklenti gelirse bu yarı yarıya değil de biraz daha az düşebilir diye düşünüyorum açıkçası. Kasada şu an 6 milyar lira para var. Umuyorum yani iyi bir temettü verir. %4 verimlilik gayet güzel olur. Yani temettü hisseleri.com'un da tabii düşük bir gerçekten verimlilikte bir tahmin olmuş. Umuyorum böyle olmaz yatırımcılar için. Umuyorum daha yüksek bir verimlilik olur el elde yatırımcıları için. Evet 5. sırada benim yine çok beğendiğim bir şirket var. Vespe, Vestel Bez Eşya. Bu da beyaz eşya sektöründen bir inci diyebiliriz. Ortalama verimi 3 senede %10.8. Ak yatırımın bu seneki tahmini %9.9 İş yatırımın %5.3 temettü 2.41 lirayla %4.7 benim tahminimde 5 lira civarlarında bekliyorum ben açıkçası. Vestel beyaz eşyanın temettüsünü ve %10.2 bir temettü tahminim var. Büyüme ve istikrar konusunda gerçekten iyi, iyi bir verimi var. Ya yani Bir de şöyle bir şey var. Vestel beyaz eşya Vestel elektroniği fonladığı için borçlarını kapatmada yardımcı olduğu için orada temettü veriyor aynı zamanda. Buradan da tabii yatırımcılara da kazanç sağlamış oluyor. O yüzden Vestel Beyaz Eşya'nın burada iyi bir yer alacağını düşünüyorum. son çeyrek bilançosu gelmedi ama son çeyrek bilançosunun açıkçası ben geçtiğimiz senenin son çeyrek bilançosundan çok daha iyi olacağını düşünüyorum. şu anda bile 4.5 milyondan 709 milyona çıkan bir net kar var 3. çeyrek itibariyle. Bunun daha da iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Ve burada iyi bir temettü beklentim var benim Vespe için. Burada da temettü hisseleri dediğimizde bence Vespe aklı gelecek en büyük şirketlerden olacağını düşünüyorum. Evet altıncı sırada bir gayrimenkul şirketi var. Bir tane gayrimenkul ekleyelim dedik. Alarka Gayrimenkul Yatırım. Bu şirket böyle süper büyümüyor. Yani süper yatırımları yok. Alaka gayrimenkul yatırım olan varlıklarını genelde kiralıyor ve bu kiralardan getiri sağlayıp aynı zamanda bunu temettü olarak dağıtıyor. Ortalama verimi %4.1. Temettü hisseleri.com bu sene %3 tahmin etmiş ve 0.81 kuruş tahmin etmiş. Benim biraz daha yine burada iyimser oldu. 1.5 liraya yakın ben temettü beklentim var. %5.7'lik bir temettü verimi beklentim var. Dediğim gibi büyümede çok süper değil Alarko Gayrimenkul ama istikrar anlamında dediğimiz gibi temettüleri geri alım yaptığınız takdirde 2 senede 3 senede 5 senede gerçekten size çok iyi getiriler sağlayabilecek şirketlerden yine ve hani krizlerden de böyle çok etkilenmeyecek şirketler özellikle Aksigort Anadolu Hayat Alarco Gayrimenkul hani bir şekilde aktif karlılığını devam ettirebilecek şirketler. Böyle Alko Gayrimenkul'ün de son şeyine bakarsak hala 4. çeyreğini açıklamadı. Son çeyrekte 111 milyonluk bir kar var. 85'ten geçtiğimiz seneye göre 218 milyon çıkan bir kar artışı var net dönem karı. E, o açıdan olumlu bakıyorum ve biraz daha temettü verimli imser bakıyorum. Ama da bir gayrimenkul şirketi olarak temettü hisselerinde kesinlikle değerlendirebilecek bir şirketlerden biri bence. 7. sırada bir otomotiv şirketi var. Güzel bir otomotiv şirketi var. Biliyorsunuz Fiat da Peugeot ile birleşmişti geçtiğimiz zamanlarda. Umuyoruz ki artık Tofaş fabrikalarında Peugeot'a e, aktif bir şekilde üretilecek ilerleyen zamanlarda diye düşünüyorum. Tofaş'ın ortalama verimi %9. Garanti yatırımın verim tahmini %5.4. Ak yatırımın verim tahmini %7.3. İş yatırımın 9.8. Temettü hisseleri.com 2 lira 10 kuruşla 5.8. Ve bizim tahminimizde benim tahminimde 2,5 lirayla %6,9 oldu açıkçası. Hem büyüme var hem istikrar var TOFAŞ'ta. Gördüğünüz üzere iyi bir temettü ortalama verimi var 3 senede. Ve burada işte birleşmeler vesaire de gerçekten TOFAŞ'a olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Onun dışında biliyorsunuz TOFAŞ yerli üretimden olduğu için hem hafif ticarilerde hem bineklerde. Burada tabii yüksek fiyatlarda TOFAŞ öne çıkıyor araba satışında. Buradan da fayda sağlayacağını düşünüyorum Tofaş'ın. Ve iyi bir temettü beklentim var. 2,5 lira gibi bir temettü beklentim var. Burada Tofaş'ın son çeyreği gördüğünüz gibi 639 milyondu. Çok iyi bir kar vardı. Net dönem karında bir artış var 300 milyonluk kadar. Burada temettü hisleri dediğimizde de bir otomotiv şir şirketi sokmak istersek bence Tofaş gerçekten başarılı bir şirket bu konuda. Ve potansiyeli de yüksek. Evet 8. sırada bir enerji şirketi var. Enerjisa daha 3 senedir borsada olan bir şirket. Ve gerçekten takır takır temettüsünü de veriyor. %6.9 verimliliği var. E, hisseleri.com %5.4 verimlilik tahmin etmiş. 0.60 kuruşla. Benim tahminim yine biraz daha iyimser. Çünkü elektrik fiyatlarındaki artışın enerjisine daha olumlu yansıyacağını düşünüyorum. E, burada 0.80 kuruş öngörüyorum temettü için. Ve 6.81 verimlik düşünüyorum bir enerji şirketi de koymak temettü hisselerine gerçekten faydalı olabilirsiniz için portföyünüzde belki de burada enerisa da gerçekten iyi bir şirket burada bakmak istersek son çeyrek 638 milyon bir kar var ve net dönem karı 789 milyondan 1 milyar 346 milyona çıkmış gerçekten başarılı bence enerisa temettü anlamında da katlayarak yoluna devam ediyor diyebiliriz. Evet 9. sıraya bir beyaz eşya daha koydum. Gerçekten beyaz eşya e, sektörü güzel büyüyor. Yani Arçelik iç pazarda daha önde. E, Arçelik'in iç pazar büyümeleri gerçekten çok başarılı. Onun dışında biliyorsunuz Hitachi'yi de aldı yurt dışında Asya tarafında. O tarafta da güzel yatırımları oldu. Ve Arçelik bu sene ciddi iyi bir kazanç elde etti. Ortalama verimi çok düşük. Yani genelde büyümeye harcıyor Arçelik ve son iki senede de vermemişti diye hatırlıyorum. Garanti yatırım 5.8 öngörmüş tahmini verim bu sene. Ak yatırım 6.3, iş yatırım 4.9 ve temettüseri.com %1.8 öngörmüş ve 0.61 kuruş öngörmüş. Ben biraz daha burada yine iyimser bakıyorum. 1 lira 40 kuruş e, öngörüyorum açıkçası temettü tahmininde ve 4.1 verimlilik sağlayabileceğini düşünüyorum Arçelik'in. Ve büyüme ve istikrar konusunda da bu konuda başarılı zaten Arçelik. ENT, enerjisi ve Tofaş gibi. Burada son çeyreğe bakmak istersek 1 milyar 160 milyon bir kar var. Ve net dönem karı da 924 milyondan .000 2 milyar 847 milyona çıkmış. Gerçekten başarılı. Arçelik burada tabi %4 verimlilikte bir temettü verisi güzel olur. Çünkü yatırımlarına da büyümesine de devam ediyor gerçekten. Arçeli'de temettü hisselerinde gerçekten potansiyeli itibariyle özellikle bu sıralamamızı almak istedim. Evet 10. sırada e, kağıt kimya sektöründen bir şirketimiz var Alka. Bir belki siz Arkimi biliyorsunuzdur ama Alka tarafı biraz daha temettüye önem veriyor açıkçası. Daha yüksek temettü veriyor. Ortalama verimi 9.5 temettühisleri.com %5.2 görmüş 1 lira 11 kuruş demiş ben biraz daha burada kötü bir serim 0.96 düşünüyorum %4.3 düşünüyorum bir de fiyat da tabii artıyor yani gerçekten çok fazla prim yaptı bu aralar alka yani daha önce aslında benim aklımdaydı zaten alka açıkçası ama prim yapmasıyla verimliğini gerçekten düşürdü yani ben hesapladığımda o zamanlar uygun olarak gördüğünüz yüzde sekizlerde dokuzlarda ede verim maliyet hesabından aslında ama tabii fiyat prim yapınca biraz verimliliği düştü ama büyümesi var potansiyeli var yani bundan sonraki senelerde de arkadaşlar bu arada bu anlattığım şirketler yani ileride de mesela bu yüzde dörtler e, büyüme ve istikrar devam ettiği sürece yani yüzde altılara sekizler onlara çıkabilir sizin maliyetiniz bazında o yüzden bunlar hem büyüme ve potansiyel hem de istikrar anlamında gerçekten iyi şirketler yani bugün şimdi biz ee, Şubat ayındayız. Bu videoyu belki 6-8 ay önce çekseydim bu daha yüksek çıkabilirdi. Ama tabi bilançolar oturmaya başlayınca biraz daha temettü tahminleri daha keskinleşebiliyor. Yani, ve aynı zamanda sene attıkça da biliyorsunuz maliyet bazında sizin temettü verimliğiniz de artıyor. O yüzden uzun vadeli yatırım gerçekten bileşik getiri anlamında çok önemli. Halka da burada yer verdiğimiz şirketlerden. Şöyle Alka'ya da bakmak istersek gerçekten güzel bir büyümesi var ve son son çeyrekli 28 milyonluk bir e, karı var neredeyse. Net dönem karı da 30'dan 74 milyona çıkmış. Gerçekten güzel bir kar artışı var. Kasada 129 milyon var. Umuyorum bunu güzel bir şekilde temettü olarak dağıtır yatırımcılara. da bu temettü seviyesi anlamında gerçekten yer vermek istediğim şirketlerden oldu. Evet bonus olarak Türk Traktörü ekledim. Bugün bu videoyu çektiğim gün Türk Traktörü de bilançosunu açıkladı. Mükemmel bir bilanço geldi açıkçası. Yine beni şaşırtan bir bilanço geldi. Bu çeyrekte gerçekten koç grubu şirketleri Döptürüyor diyebiliriz Türk Traktör, Arçelik, e, Otokar gerçekten güzel bilançolar çıkıyorlar ve Türk Traktör gerçekten herkesi terste bırakarak bence hak yatırım güzel tahmin etmiş ama önceden tahmin ettiği için belki orada bile düşük tahmin etmiş olabilir e, %7.3 verimlilikle e, 13 lira 54 kuruş temettü veriyor. Türk Traktör bu sene. Yani mükemmel bir rakam gerçekten. Yani çünkü çok uçtu fiyat. E, fiyatın uçmasına rağmen bu verimlilik şu anda gerçekten çok başarılı bence. Garanti yatırım %3.7 tahmin etmiş. Daha önce %5.8 ortalaması varmış son 3 çeyrekte. Ak yatırım 7.2, 6.1 iş yatırım. Temettü hisseleri 2.2 e, tahmin etmiş. 4.15 liradan. Temettü hisseleri.com burada biraz şaşmış açıkçası. Ama e, Türk Traktör gerçekten hem büyümesine hem istikrarını sürdüren şirketlerden. Son bilançoyu da daha detaylı hızlı bilanço analizimizde inceleyeceğiz. Şöyle bir kısaca bakmak istersek son çeyrekte 416 milyonluk bir kar var. Net dönem karı 111'den 776 milyon çıkmış. Neresi 7 kat büyümüş. Bu anlamda gerçekten Türk Traktör mükemmel bir iş yapmış diyebiliriz. Esas faaliyet karı da artmış. Dediğim gibi detaylı hızlı bilanço analizde inceleyeceğiz. Bonus olarak da ben buraya Türk Traktörü koymak istedim. Gerçekten çok iyi bir temettü sağlamış. Ee, yani bu büyüme Devam ederse bu istikrar devam ederse hem hisse fiyatı hem temettü fiyatı demek ki artabilir. Bonus olarak da Türk traktörü düşünülebilir temettü hisleri anlamında. Borsa İstanbul'daki temettü veren şirketleri biraz böyle seçicilikle incelemeye çalıştık sizler için. Umuyoruz beğenmişsinizdir videomuzu. Videoyu beğenmeyi ve yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olursanız da çok mutlu oluruz. İlerleyen zamanlarda da bakalım temettülerde ne kadar tahmin etmişiz, ne kadar tutturabilmişiz. Onun da videosunu çekeriz. Hepinize bol kazançlar dilerim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın, borsayla kalın.